Antik Mısır. Piramitlerin heybeti, firavunların ihtişamı, gizemli hiyeroglifler. Bu büyülü dünyaya hepimiz bir şekilde aşinayız. Ancak bugün sizlere Mısır'ın en büyük sırlarından biri olan ve belki de piramitlerden bile daha etkileyici bir yapıdan bahsedeceğiz. Kayıp labirent. Bu labirenti daha önce hiç duymamış olanlar için gelin tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış bu muhteşem yapıyı birlikte keşfe çıkalım. Bu yolculukta sadece antik bir yapıyı değil, belki de insanlık tarihinin bilinmeyen bir dönemine de ışık tutacağız. Eski dünyanın ünlü tarihçileri ve gezginleri eserlerinde bu gizemli yapıdan hayranlıkla bahsetmişler. Tarihin babası olarak bilinen Herodot, labirenti gördüğünde piramitlerin bile yanında sönük kaldığını yazmış. Yapının ihtişamı ve büyüklüğü karşısında adeta büyülendiğini dile getirmişti. Düşünsenize, 1000 odalı devasa bir yapı. Rivayete göre o kadar görkemliydi ki, Karnak ve Luxor tapınakları gibi Mısır'ın en büyük tapınakları bile labirentin kapladığı alana sığabilirdi. Herodot, labirente gezerken gördüğü sayısız avluyu, sütunlu salonları ve labirent gibi koridorları büyük bir hayranlıkla anlatır. Duvarlardaki hiyerogliflerin ve oymaların Mısır mitolojisini ve tarihini nasıl canlandırdığını kelimelere döker. Herodot, labirentin içinde dolaşırken kendini bir masal diyarında gibi hissettiğini söyler. Sütunlarla süslü geniş avlularda gezerken güneş ışınlarının taş duvarlar üzerinde yarattığı oyunu izler. Labirent gibi koridorlarda ilerlerken her köşede yeni bir sürprizle karşılaşır. Gizemli odalar, tapınaklar, heykeller. Labirent, Herodot'u büyüler ve ona Antik Mısır'ın gücünü ve bilgeliğini gösterir. Ancak Herodot'un coşkulu anlatımına rağmen, yüzyıllar boyunca labirentin varlığı bir efsane olarak görüldü. Peki ama bu efsanevi labirent neredeydi? Nasıl bir yapıydı? Ve neden tarihin karanlıklarına gömüldü? Yüzyıllar boyunca labirentin yeri bir sır olarak kaldı. Kimileri Herodot'un anlattıklarının abartı olduğunu, labirentin gerçekte var olmadığını düşünüyordu. Ancak zamanla Herodot'un betimlemelerinin doğru olduğu ortaya çıktı. Labirent, Fayyum vahası yakınlarında Havara piramidi bölgesinde gizleniyordu. Havara piramidi bugün baktığımızda sıradan bir toprak yığını gibi görülebilir. Ancak bir zamanlar antik tarihçilerin hayranlıkla bahsettiği görkemli bir yapının merkezinde yer alıyordu. Herodot, labirenti öyle bir coşkuyla anlatmıştı ki anlattıkları modern bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Herodot'a göre labirent, karşılaştığı tüm Yunan tapınaklarından ve piramitlerden daha büyük ve daha karmaşıktı. Duvarlarında sayısız avlu, sütunlu salonlar ve labirent gibi koridorlar vardı. Her köşesinde gizemli odalar ve tapınaklar gizliydi. Duvarlardaki oymalar ve hiyeroglifler Mısır mitolojisinin ve tarihinin zengin bir öyküsünü anlatıyordu. Labirentin içinde kaybolanların ruhlarının sonsuza dek orada hapsolduğuna dair efsaneler anlatılırdı. Kim bilir, belki de bu efsaneler labirentin gizemli atmosferini daha da derinleştirmek için uydurulmuştu. Ya da belki de labirentin gerçekten de mistik bir gücü vardı. 19. yüzyılın sonunda ünlü İngiliz arkeolog Flinders Petrie, Havara piramidi bölgesinde kazılar yapmaya başladı. Petrie, piramidin kendisinin de olağanüstü bir yapı olduğunu keşfetti. Şu anki görünümü aldatıcı olsa da, piramidin içinde şaşırtıcı bir hassasiyetle inşa edilmiş megalitik bir çekirdek gizliydi. Petrie, piramidin taş kaplamasının Roma döneminde söküldüğünü ve iç kısmının zamanla tahrip olduğunu fark etti. Diğer piramitlerden farklı olarak bu piramidin girişi kuzeyde değil güneydeydi ve zemin seviyesindeydi. Her iki tarafında da rampa bulunan aşağı doğru inen geçitlerle tasarlanmıştı. Bu benzersiz tasarım Petrie'nin piramidin gerçek amacını sorgulamasına yol açtı. Acaba bu piramit bir firavunun mezarı olmak dışında başka bir amaç için mi inşa edilmişti? Petrie piramidin içinde 20 ton ağırlığında devasa taş levhalardan oluşan tuzak kapıları buldu. Bu kapılar, geçitleri kapatmak için tasarlanmıştı. Ancak Petrie onları açık buldu. Piramidi keşfetmeye devam eden Petrie, sonunda tek bir kuvarsit kum taşı bloğundan oyulmuş, içinde bir lahit yerleştirilmiş büyük bir odaya ulaştı. 110 ton ağırlığındaki bu devasa monolit öyle bir hassasiyetle oyulmuştu ki Petrie hayranlığını gizleyemedi. Ancak mezarın kendisinde hiçbir yazı yoktu. Bu, bir kraliyet mezarı için oldukça sıradışı bir durumdu.
Petri odada sadece kömürleşmiş kemikler, odun kömürü ve yanmış diorit kalıntıları buldu. Sanki lahitin içinde ne varsa kasıtlı olarak yakılmıştı. Petri, piramidin gizemini çözmeye çalışırken yakınlarda çok daha büyük bir yapının kalıntılarına rastladı. Mısır'ın efsanevi labirenti. Herodot, labirenti bazıları yer üstünde, bazıları yer altında olmak üzere 3000 odalı devasa bir kompleks olarak tanımlamıştı. Yeraltı odalarına girmek yasaktı çünkü bu odaların kralların ve kutsal timsahların mezarlarını barındırdığı söyleniyordu. Eski Mısır'da timsahlar Nil Nehri'nin tanrısı Sobek'le ilişkilendirilir ve kutsal kabul edilirdi. Labirentin yer altında kalan bölümlerinde timsah mezarlarının bulunması bu yapının dini bir öneme sahip olduğunu düşündürüyor. Belki de labirent Sobek'e adanmış bir tapınak kompleksiydi veya firavunların ölümden sonraki yaşamda Sobek'in korunması altına girmeleri için inşa edilmişti. Herodot, labirentin yer üstündeki bölümlerini bile tarif ederken kelimelerin yetersiz kaldığını söylemişti. Yüzyıllar sonra Yunan coğrafyacısı Strabon da labirenti ziyaret etmiş ve yapının monolitik tavanlarından ve duvarlarından, devasa taş levhalardan nasıl inşa edildiğinden bahsetmişti. Strabon, labirentin içinde kaybolmamak için rehberler tutmak zorunda kaldığını ve yapının içindeki mistik atmosferin kendisini ürküttüğünü anlatmıştı. Labirentin karmaşık yapısı ve mistik atmosferi, insanların hayal gücünü yüzyıllar boyunca beslemeye devam etti. Acaba labirentin, labirent gibi koridorları, ziyaretçileri belirli bir yola yönlendirmek veya onları sınamak için mi tasarlanmıştı? Yoksa bu karmaşık yapı evrenin karmaşıklığını ve insan yaşamının labirent gibi dolambaçlı yolunu mu simgeliyordu? Belki de labirent bir tür inisiyasyon merkeziydi ve firavun adayları tahta hak iddia etmeden önce bu labirentin gizemlerini çözmek zorundaydı. Petri, Havara piramidinin önündeki alanı kazmaya başladığında daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş bir köyün kalıntılarına ulaştı. Köyün altındaysa bir zamanlar devasa bir taş yapı olan şeyin kalıntıları, taş yongaları ve parçaları vardı. Petri bunun efsanevi labirentin temeli olduğu sonucuna vardı. Ancak labirent çoktan yok olmuş, taşları sökülüp başka yapılarda kullanılmıştı. Geriye kalanlar bir zamanlar orada duran devasa yapının sadece birer gölgesiydi. Petri, bu kalıntıları incelerken labirentin inşa tekniği hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. Labirentin duvarları dev kumtaşı bloklarından oluşuyordu ve bu bloklar öyle bir ustalıkla yerleştirilmişti ki aralarına bir bıçak bile girmiyordu. Petri, labirentin inşa edildiği dönemin mühendislik bilgisine hayran kaldı. Ancak aynı zamanda bu muhteşem yapının nasıl yok olduğunu da merak etti. Acaba labirent bir deprem veya sel gibi bir doğal afet sonucu mu yıkılmıştı? Yoksa insan eliyle mi yok edilmişti? Belki de Roma döneminde Mısır'ı işgal eden Romalılar labirentin taşlarını kendi yapılarında kullanmak üzere söküp götürmüşlerdi. Yine de Petri'nin bulguları labirentin sadece bir bina olmadığını gösteriyordu. Bu yapı bir zamanlar antik dünyayı hayrete düşüren anıtsal bir mühendislik ve mimari harikasıydı. Peki ama labirent gerçekten yok olmuş muydu? Yoksa kumların altında hala keşfedilmeyi bekleyen sırları mı vardı? 21. yüzyılda teknoloji arkeologların yardımına koştu. Yere nüfuz eden radar gibi gelişmiş cihazlar sayesinde toprağı kazmadan yüzeyin altını görmek mümkün hale geldi. 2008 yılında Mataha Projesi adlı bir ekip radar teknolojisi kullanarak Petri'nin labirentin temeli olarak tanımladığı alanın altını inceledi ve inanılmaz bir şey keşfettiler. Yüzeyin derinliklerinde geniş bir duvarlar ve odalar ağı. Bulguları, Petri'nin temel olarak düşündüğü şeyin aslında labirentin çatısı olabileceğini ve labirentin hala yer altında var olabileceğini gösteriyordu. Antik tarihçilerin anlattıklarıyla birebir örtüşen bu devasa yapı binlerce yıldır kumların altında uyuyordu. Bu keşif labirentin gizemini çözmek için yeni bir umut ışığı yakmıştı. Artık arkeologlar labirentin yer altındaki bölümlerini keşfetmek ve içlerinde nelerin saklı olduğunu görmek için sabırsızlanıyorlardı. Bu keşif büyük bir heyecana yol açtı. Ancak Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi beklenmedik bir şekilde sonuçların gizli tutulmasını talep etti. Acaba neden? Labirentin içinde ne gibi sırların saklı olduğundan mı endişe ediyorlardı? Yoksa daha başka, belki de biz sıradan insanların anlayamayacağı kadar karmaşık sebepler mi vardı? Bu gizem perdesi labirente olan merakımızı daha da artırıyor.
Mataha ekibi yaşanan tüm engellemelere rağmen 2 yıl sonra raporlarını yayınlamayı başardı. Bulguları, Mısır'da bilinen tüm tapınaklardan daha büyük bir yapının binlerce yıldır kumların altında gizlendiğini doğruluyordu. Labirentin keşfi, antik Mısır'a ve tarihe bakış açımızı değiştirebilecek potansiyele sahipti. Bu keşif aynı zamanda arkeolojide modern teknolojinin önemini de bir kez daha gözler önüne serdi. Peki ama labirent ne amaçla inşa edilmişti? Kimler tarafından kullanılmıştı? Bazı araştırmacılar labirentin firavunların hazinelerini saklamak için inşa edilmiş bir yeraltı deposu olduğunu düşünüyor. Belki de labirentin labirent gibi koridorları hırsızları engellemek için tasarlanmıştı. Diğerleri ise labirentin dini törenler için kullanılan bir tapınak kompleksi olduğunu öne sürüyor. Belki de labirentin odaları, rahiplerin gizli ayinler gerçekleştirdiği veya firavunların ölümden sonraki yaşama hazırlandığı yerlerdi. Hatta bazı araştırmacılar, labirentin antik Mısır'ın gizli bilgilerini barındıran bir kütüphane olduğunu düşünüyor. Belki de labirentin duvarlarında bugün hala çözülememiş sırların cevapları yazılıydı. Ya da belki de labirent birden fazla amaca hizmet ediyordu. Hem bir depo, hem bir tapınak, hem de bir kütüphane olabilirdi. Labirentin gizemlerinden biri de yaşı. Yakında Havara piramidine kıyasla farklı bir açıyla inşa edilmiş olması, labirentin piramitten çok daha eski olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa, labirentin firavunlardan önce var olan çok daha eski bir medeniyetin eseri olma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu da Mısır tarihine ve hatta insanlık tarihine bakış açımızı tamamen değiştirebilecek bir keşif olurdu. Düşünsenize, bildiğimiz Mısır medeniyetinden önce bu topraklarda çok daha gelişmiş bir medeniyet yaşamış olabilir. Bu medeniyet, labirent gibi büyük ve karmaşık yapılar inşa edebilecek kadar ileri bir teknolojiye sahipti. Peki ama bu medeniyet kimdi ve neden ortadan kayboldu? Bu sorular hala arkeologların ve tarihçilerin kafasını kurcalamaya devam ediyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, labirentin gizemleri hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yeraltı odaları henüz keşfedilmedi. İçlerinde nelerin saklı olduğunu bilmiyoruz. Labirent hala antik çağlardan kalma hazineler veya metinler içeriyor olabilir mi? Mısırlıların veya bölgede yaşayan daha önceki kültürlerin kökenlerine dair ipuçları verebilir mi? Şimdilik bu sorular cevapsız kalıyor. Labirent sırlarını hala saklıyor. Ancak bir gün, belki de çok yakında bu gizemli yapının sırları gün ışığına çıkacak ve antik dünyaya dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirecek. Peki ya Zet el-Aryan? Zet el-Aryan, Mısır'da bulunan devasa bir çukur. Bu çukurun nasıl ve neden yapıldığı hala bir gizem. Bazı araştırmacılar bu çukurun antik bir taş ocağı olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise çukurun tamamen farklı bir amaç için inşa edildiğine inanıyor. Belki de Zet el-Aryan labirent gibi kayıp bir medeniyetin izlerini taşıyor. Zet el-Aryan'ın labirentle bir bağlantısı olup olmadığını düşünmek bile heyecan verici. Belki de bu iki yapı aynı medeniyet tarafından inşa edilmişti ve birbirleriyle bağlantılı bir amaca hizmet ediyorlardı. Ya da belki de Zet el-Aryan labirentin inşası sırasında çıkarılan taşların atıldığı bir taş ocağıydı. Şimdi ise Ebu Ravaş piramidinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu eşsiz piramidin kireç taşı iç kısmına bakın. Diğer piramitlerden farklı olarak burada çekirdeğe inebiliyoruz. Aman tanrım bu ne? Vay canına, çok derin bir çukur. Olamaz, şu çizgilere, şu üçgenlere, şu izlere bakın. Ayrıca daha yüksek ve daha alçak kısımlar tek seferde kesilmediğini gösteriyor. Özellikle şurada, şurada ve şurada. Bıçağın geri geldiği yeri görebilirsiniz ve Asvan'dan gelen kırmızı granitten bahsediyoruz. Bunu buraya nasıl getirdiler? Burada dağlık bir bölgedeyiz. Bu kırmızı granit blokları kilometrelerce uzaktaki Asvan'dan nasıl getirildi ve bu kadar hassas bir şekilde nasıl kesildi? Bu soruların cevapları, antik Mısır'ın mühendislik ve taş işçiliği konusundaki bilgilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ebu Ravaş piramidindeki bu çukur, labirent gibi hala birçok gizemi barındırıyor. Acaba bu çukur ne amaçla inşa edilmişti? Neden bu kadar derin? Ve nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde taş bloklarla kaplanmıştı? Bu soruların cevaplarını bulmak için arkeologların daha fazla araştırma yapması gerekiyor.